Halkbank değerlerin davetini sunar. Halk ister, Halkbank yapar, Halkbank. Yani bizim köftenin harcı yoktur, katkısı yoktur, baharatı yoktur. Sadece bayat ekmek, sarımsak, etin yağlı ve yağsız durumuna göre de yağ katarız. Yani hile kaldırmaz. Hile olduğu zaman hemen sırıtır. Onun için Akçabat köftesi tek oynar diye düşünüyorum. Tamamen sarımsak ekmek, etin lezzeti. Bunu tedarik ediyor tabi bunda. Katkı denilen hiçbir şey yok. Baharat denilen hiçbir şey olmadığı gibi dana eti kullanıyoruz buna. Yöresel dana eti. Köftenin zaten lezzeti de oradan kaynaklanıyor. Akçabat bölgesindeki büyükbaş hayvanların etlerinin kullanıldığı bir köfte cinsi. Fakat burada esası aslında bu hayvanların o bölgedeki yemiş oldukları bitkilerden elde edilen hayvanın et yapısının farklı oluşundan kaynaklanmaktadır. Örneğin Akçabat bölgesindeki bir kekik türünün o bölgedeki hayvanların yemesiyle eti farklı bir lezzet katmaktadır. Et kalitesi kadar bunun üretim aşaması, öncesi ve sonrası gibi fiziki şartlarında sağlanması tüketicinin önüne gidecek olan bir ürünün lezzet ve sağlık açısından güvenilir olmasını temin etmesi gerekiyor. Bunun için belli bir altyapı gerekiyor. Bunu temin eden işletmeler de zaten ustalığıyla beraber birleştirince birkaç nesil sürecek kadar ya da daha fazla sürecek kadar bir kaliteye sahip bir işletme oluyor. Şimdi Akçabat köftesi sadece etten yapılıyor. Bakın kimseyi yargılama veyahut da rencide edecek bir konum olmamak şartıyla bir gün şöyle bir olay yaşadım. Bir müşteri yedirdik. Yanıma böyle çok mutlu bir şekilde geldiğinde dedi ya ustam sizin köfte dedi etten yapılmış dedi. Dedim ki ben de bu sefer nasıl yani etten yapılmış köfte neyle yapılır? Deyince dikkatini çekti ve dedi ki soyası yok, köfte harcı yok. Çok güzel bir et tadı alıyorum. Ve bizim Akçabat köftesini dışarıda artık bunu ülkeye yaydık, ülke dışına da yayıldı. Yani özel bize gelen insanlar var. Şimdi Akçabat köftemizin tarihinde yeri bir bambaşka. Tabii bu lezzet kültürünün. Akçabat'ın vazgeçilmez bir bacasız fabrikası köftemiz. Etimizin yerli oluşu, işte hayvanlarımızın yaylada bu kekik otundan yemesi ve tuz alması, tabii bizim hayvanlar tuz aldığı için etin lezzeti tamamen bir farklı oluyor Akçabat'ın. Dışarıdan gelen misafirlerimizle en çok karşılaştığımız tepki, hele de ilk kez deniyorsa bu ürünü, bir defa farklı köfte türlerini benimsemiş olan insanlarda ilk önce şöyle bir tepki alıyoruz. Ürün herhangi bir katkı maddesi içermediği için etin doğal halinin sadece bir sarımsakla karışımı halinde sunulduğu için ilk önce bir yavan diyebileceğimiz ya da çok yumuşak diyebileceğimiz bir tepki alıyoruz ilk başta. Çünkü genellikle elastik diyebileceğimiz daha sert, daha böyle parmak ya da farklı ama bir şekilde elastik olan ürünlerle bir damak kültürü oluşuyor. İlk başlangıçta bu şekilde bir tepki alıyoruz ama devamında ise işte yemeğin sonunda ise damakta bıraktığı ya da boğazda bıraktığı şeyden kaynaklı bir memnuniyetle ayrılıyorlar. Zaten oluşan pazar ya da talepten yola çıkarsak ciddi sayıda bir müşterisi ya da seveni olan bir üründen bahsediyoruz. Hiçbir şey kendiliğinden basit bir şekilde ben yaptım da oldu değil, geçmişi bir yere dayanıyor bunun. Yörenin ürünlerinde sadece hayvanına değil, yörenin bitkisine kadar
gittiği bir süreçtir bu. Bu bakımdan Akçabat köftenin özelliği bir taraftan bu şekilde hazırlanması yanında bunu da yerken sıcak yiyeceksiniz. Sıcak yediğiniz zaman da damak tadı olarak lezzeti çok ileri bir seviyede olduğu için yemeği de doyamıyorsunuz. Biz şahsen öyleyiz. Ne kadar Akçabat köftesi önümüze gelsin, sıcak gelsin, önümüzdekini bitirmek zorundayız. Bildiğiniz gibi bizde de porsiyon usulü satılmıyor. Akçabat köfte kilogramla, gramla satılıyor. 250 gram ver, 500 gram ver. Bu şekilde bir köfte satım tarzı vardır bizde. Balıkta tava usulü olduğu gibi. Çocukluğumda tabii fakir bir aileden geldiğimiz için eve bir sıcak para girmesi için rahmetli babam beni berber yanına verdi. Berberde 6 ayda berberliği öğrendim. Akçabat Orta Cadde'de, işte o meşhur daha sonra gelecek olduğumuz konu, Orta Cadde'de küçük bir köfteci dükkanı vardı 1969'da. Orayı alıp yıkıp berber dükkanı yapmayı düşündük ve orayı o zamanki şartlarda aldık. Rahmetli babam da çobanlıktan gelmeyiz, becerikli bir insandı, nur içinde yatsın. Dedi ya yavrum dedi, bura dedi o ki hazır köfte dükkanı, yapalım köftecilik dedi. O zaman iki masalı, bir köfte ocağı, bir buzdolabı olan mini bir dükkanda 11 sandalyeyle başladı köfteciliğe. Yıl 1969. Bunun tabii yıllar öncesinde kasapların önünde yapardılar işte. O zaman ekmek işi verdiler. O zaman iş yerleri olmadığından dolayı. Dumanı şehrin bir bambaşka şeysini alırdı, nabzını. Millet o dumana doğru gelirdi tabii. Bu nereden geliyor falan diye. O zaman kasapların önünde kuyruk olur. Ondan sonra yavaş yavaş küçük işletmeler açıldı. Dört masa, beş masa gibi işletmeler. Tabii satış Trabzon o zaman şehir Akçabat'a geldiği için millet kuyrukta beklerdi işte köfte yemek için. Çok güzel bir lezzet tabii bu köftenin tamamını da anlatacağız etin kendi yöresel şeylerini. Bir meslekte alttan yetişmeniz çok önemlidir. Ve bunun yöntemleri tabii ki kuşaktan kuşağa değse de aslında temel olarak tezgahtan başlama esası vardır. Ve biz de yeni nesiller için tabii ki hem bir sevdirme anlamında hem biraz bu mesleğe yatkınlık anlamında belli zamanlarda çocukluklarından çok fazla çalmadan tezgah eğitimleri diyebileceğimiz işte bazen temizlik ayağında, bazen üretim ayağında, bazen işte servis ettiğimiz garsonluk anlamında belli yaşlardan itibaren yanımızda getirerekten çocuklarımıza bunu sevdirmeye çalışıyoruz. Çünkü bize emanet edilen bayrağı da biz de emanet etmek istediğimiz bir nesil istiyoruz. Ve şu anda da bu şekilde devam ediyor. Biz de zaten üçüncü nesil olarak devam ediyoruz. Yöresel ürünlerin coğrafi işareti olan ürünlerimizin ekonomiye katkısında Akçabat köftesinin çok güzel bir örnek olduğunu, coğrafi işaret almadan önceki kullanılan miktarla coğrafi işaret aldıktan sonra kullanılan miktar arasında çok büyük farklar olduğunu, artışlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan bizler Akçabat köftesini ürettirmekte çok memnunuz. Bölgemize iyi bir girdi sağlamaktadırlar. Ekonomik yönden, istihdam yönünden her zaman söylüyoruz. Üretim şarttır. Üretimle birlikte bunun hayvanından, ötkisinden, çalışanından istihdamda çok büyük katkı var. Dolayısıyla üretim ve kalkınma böyle bir şey. Bu şekilde devam edecektir. Coğrafi işaret tamamıyla yerleşti. Tüm Akçabat'taki köfteciler artık köftenin nasıl yapılması gerektiğini biliyorlar. Ama arada çok küçük damak tadı olabilir. Kimisi müşterinin alışkanlığına bağlıdır. Kimisi yaptığı ustalığa ve verdiği sevgiye. Kimisi hijyenikliğe. Yani orada bir küçük oynamalar olabilir. Ama bu gelecek olan nesile de bu coğrafi işaretle beraber bunu bir şey olarak bırakabiliriz. Akçabat köftesi yapacak olan ustalarımıza benim de buradan örneklerim olacak. Bir kere işinde çok titiz olacak. Çok temiz olacak.
Yani köfteyi pişirdiği zaman, ızgarada demir altında kullandığı zaman dahil köfteyi hiçbir zaman kül oradan çıkartmayacak, değdirmeyecek. Çok hafifçe, yani o hani bu 1000 kişilik yemekleri verdiğimiz zaman altını közü bir karıştırırız da kıvamı alsın diye. Yani orada demiri vururken dahil ona çok özellikle dikkat etsinler köfteyi pişirirken. Ve ızgaramız tertemiz olacak her gün. Silinecek, temizlenecek ve köfteyi öyle ızgaranın üstüne koyacağız. Ve Akçaabat köftesi de belli bir pazara ulaşmış bir ürün. Bu otomatikmen bunu yapmaya kalkışacak birçok kişi ya da kurumu ortaya çıkarıyor. Coğrafik işaret ise bu kısıtlamaları ya da bu tip bir teşvikleri belli standartlara oturtuyor. Yani bunu sağlamayacak olan kişilerin bu işten men edilmesini sağlıyor. Ve bu işe emek veren insanların da bir nevi hakkını, telif hakkı gibi düşünürsek hakkını koruyor. Ve bu da bize çok ciddi bir şekilde bir güven veriyor. Genelde kilo almamaya gayret ediyorum. Buna da riayet ediyorum sınırlı emek suretiyle. Fakat Akçaabat'a gittiğimiz zaman her ne kadar tabağıma ortadan 2 adet köfte alıp nevalesiyle birlikte tamam bundan fazla yemeyeceğim dediğim zaman herhalde en az yarım kilodan fazla köfte yiyorum. Çünkü ağzınıza değdiği andan itibaren o tat unutulmaz bir tat. Kendinizi tutmanız, frenlemeniz hiç mümkün olmuyor. Bu bakımdan bunu hiçbir zaman unutamıyoruz. Akçaabat adı geçince hemen bu köfte aklımıza geliyor. Bir gitsek mi diyoruz. Ama bir taraftan da kilomuza bakıyoruz. Bir defa yemeğiyle bir şey olmaz diyoruz, yiyoruz ama bu bir defalar hiç bitmiyor. Eskiden tabi bir kişi yarım kilo köfte yerdi, 750 gram. 750 gram söylerdi bize, fazla olur derdik, sen getir abi derdi. Tabii o köfteyi damak tadımla beraber 750 gramı bir kişi yerdi. Şimdi zaman zaman yine bakıyoruz, İstanbul'dan geliyorlar, 2 kişi 1,5 kilo serer abi köfte diyor. Özledi köfteyi diyor, 1,5 kiloyu da götürüyor. Bizim kuşak biraz daha teknolojiye ve modernleşmesine, reklamına, duyulmasına daha çok katkı yaptık. Ama en büyük katkıyı bize rahmetli Pirali Altun abi yapmıştır. O zamanki Barış Manço, rahmetli Barış Manço'nun programında çıktıktan sonra Türkiye geneline yayıldı Akçaabat köftesi. Biz de yaptığımız yatırımlarla üst seviyede tesisler yaptık. Akçaabat'ta restoranlar Türkiye'de çok üst seviyededir köfteci konusunda. Yani sonuçta bu yörenin hayvanlarından, bu yörenin otlarından beslenen hayvanlarından, ustaların yorum kattığı, hayvanın farklı bölümlerinden bir araya getirerek kendi yorumlarını kattığı ve sadece sarımsağın kullanıldığı yöresel bir ürünümüz ve 100 yılı aşkın bir ürünümüz. Bu işte üstad diyebileceğimiz birçok ustanın bugünlere kadar taşıdığı ama artık yöresel bir üründen ulusala, hatta birçok farklı kültürdeki insanın ortak damak zevkine hitap eden bir ürüne dönüşmüş bir lezzetten bahsediyoruz. Ve biz de 3. nesil olarak bu ürüne katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tabii Harakalılar vardı, eski rahmetli Pirali vardı, Şahbazoğulları vardı, Abdullah Komarlar vardı, köfteciler, tarihi köfteciler bizim önde giden o zaman onlar. Ondan sonra bayrağı biz aldık ama Allah'a şükür olsun bunu zirveye kadar taşımasını bildik. Ve bundan sonra da sonuna kadar devam edeceğiz inşallah. Biraz geçmişe gittiğimiz zaman 1945'lerde dediğim gibi Haragali, Çolaklar, Ali Çolak, Eşref Usta'nın başlattığı, daha sonradan işte Mustafa Canikli, efendime söyleyeyim rahmetli babam, rahmetli Pirali, Şahbazoğulları, babam kuşağı olan insanlar yine Orta Cadde'de, Köfteciler Caddesi'nde onlardan gördüğümüz katkıları ve etleri devam ettirerek bizim kuşak çok üst seviyede biraz daha yapılanmaya girdik. İşte rahmetli Nihat Usta, Kolotoğun Temel Usta, Cemil Usta, biz 50-51 yılımızdan gidiyoruz. Aynı caddede başladık, aynı yaşlardayız. Aramızda birer yaş, ikişer yaş yok. Yani bu işi severek, yani bu işi çok seveceksin ki bu işi çok güzel yapacaksın.
mesela ben evlendiğim zaman hanıma derdim ki önce benim işim sonra sensin. Yani öyle bir meslek aşkı bizde, meslek aşkı vardı. Yine ilk aşkı gibi biz yine köfteyi en yani sevdiğimiz aşkla beraber yapıyoruz. Ve onun için bu zirveye taşıyoruz. Halkbank değerlerin davetini sundu. Halk ister, Halkbank yapar, Halkbank.